Merhabalar, ben Halit Leviç. Bugün size görsel programlama ekip projesini sunacağım. Benim konum sanal market oluşturmaktı. Sanal market uygulaması yapmaktı. Şu an uygulamamız çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi giriş ekranı burası. Giriş ekranında iki farklı butonumuz var. Üye girişi ve üye ol butonu. Üye girişine bastığımız zaman sisteme girebilmemiz için bizden kullanıcı adı ve şifre istiyor. Kullanıcı adı ve şifreyi şu şekilde girdiğimizde, bakalım doğru mu girmişiz? 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde girdiğimizde, girişe bastığımızda hata aldık. Hata almamızın sebebi kayıt olmadık çünkü. Kullanıcı ve şifreye sistemde kayıt değil. Bu yüzden ilk önce üye ola geliyoruz. Üye olma bölümünde bizden kişisel bilgilerimizi doldurmamızı istiyor. Hiçbir bilgi doldurmadan bilgileri güncelleye bastığımızda ne oluyor? Hata veriyor. Çünkü yıldızlı bölümlerin doldurulması zorunluymuş. Hemen dolduralım. Burası da şifre bölümü. Şöyle. Şifreler eşleşiyor. Şifreler doğru girildi. Telefon numarasını giriyoruz. Mesela burada da bilgileri eksik veya yanlış girebiliriz. Mesela TC kimlik numaramızı 11 rakamlı olması gerek. Biz eksik girdik diyelim. Bilgileri güncelleye bastığımızda onun uyarısını da hatasını da veriyor. Aynı şekilde şifreleri de fazla girdiğimizde mesela şifrelerin eşleşmediğine dair bize bilgi veriyor. Şöyle düzeltelim. TC kimlik numaramızı da düzeltelim. Bu şekilde bilgileri eksiksiz bir şekilde girdik. Bilgileri güncelleye bastığımızda uygulama açılıyor. Şöyle bir mesaj geldi bize. Mesajda indirim kupon kodumuzu veriyor bize. Bu kupon kodunu kullanacağız. O yüzden kayıta diyorum ben. Hemen yazdım. Evet, tamama bastığımızda bizi uygulamanın ana sayfasına atıyor. Ana sayfada neler var? Sepet bölümü var. Araç gereç bölümü var. Kategoriler var ve reklam bölümü var. Hepsini sırayla tanıtacağım. İlk önce reklamlardan başlayalım. Mesela reklam bölümünde %25 indirim varmış Tekirdağ köftede. Bastığımızda ilgili kategorinin yani gıda kategorisinin ürününü seçilmiş bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Normal fiyatı 32,50'ymiş. %25 indirim uygulanmış Tekirdağ köftede. Burada da aynı şekilde yazıyor. Bir adet 1 kilo Tekirdağ köftenin fiyatı 32,50'ymiş. Toplam fiyatı 32,50. Miktar değiştirdikçe de toplam fiyat değişir. Ancak ürün indirimde olduğu için ve indirim miktarı %25 olduğu için 24 liraya tekabül ediyor. Yani Tekirdağ köftemiz 24 liraya denk geliyormuş. Tekrar ana sayfaya geri geldik. Aynı şekilde mesela bulaşık tabletine bastık. Onu da normal fiyata, indirimli fiyata, indirim miktarı vesaire yazıyor. Tekrar ana sayfaya geldik. Şimdi buradan kategorilerden ürün seçmek istiyoruz. Mesela gıdaya geldik. Ne seçelim? Sebze. %10 indirim varmış sivri biberde. Almak istiyorum. Normal fiyatı, %10 indirimli fiyatı. Sepete ekle. Sepete ekleye bastım. Bastığım zaman burada görmüş olduğunuz gibi bir sepetimizde bir ürün olduğuna dair bize bir bildirim geldi. Buradan geri geldik ana sayfaya. Mesela içecek almak istiyoruz. Ne almak istiyoruz? İçeceğe girdik. Çok fazla çeşit var. Kafamız karıştı. Yan taraftan hemen seçebiliriz. Asitliği seçtim. Araya bastım. Sadece asitler dizildi. Ne almak istiyorum? Kutu kola almak istiyorum mesela. Sepete ekle. Bastım. Gördüğünüz gibi 2 oldu. Ana sayfaya geri geldim. Buradan bir tane temizlik ürünü seçmek istiyorum. Mesela banyo, zeytinyağı, zeytinyağlı sıvı sabun seçmek istiyorum. Sepete ekle. Bastım, ekledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ürünleri seçip sepetinize ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sepetimize gelelim. Bastık. Burası sepetimiz. Seçtiğimiz ürünler bu şekilde listeleniyor. İndirimli varsa da bu şekilde listeleniyor. Ben mesela kola almak istemiyorum. Vazgeçtim. Seçili ürünü sil. Silebiliyorum. Veya sepeti boşalt. Burada uyarı veriyor. Çünkü sepette seçmiş olduğunuz tüm ürünler silinecek diyor. Sepeti boşaltmak istediğinizde emin misiniz? Sepeti boşaltıyoruz. Şimdi sepetimizde hiçbir ürün yok. O yüzden toplam fiyat 0. Tekrar ana sayfaya gelip ürün seçelim. Mesela yine rastgele seçelim buradan. Bastık, seçtik. Ana sayfaya geldim. Giyime geldim. Çorap seç. Ana sayfaya geldim. Sağlık. Seç. Ana sayfaya geldim. Elektronik. İndirimli ürün seçelim biraz da. Seçtim. Hop, sepete ekle. Bu şekilde sepetimde 5 tane ürün oldu. Şimdi bunların toplam fiyatı 268 liraymış ve kampanyalı ürünlerde indirimli fiyatla uygulanmıştır diyor. Yani buradan kasıt şurada yazılı olan indirim miktarları varsa uygulanmış ve o fiyat buraya toplam fiyat olarak yazılmış. Ancak hatırlarsanız uygulamaya kayıt olduğumuzda bize bir indirim kuponu vermişti. Buradan kuponu kullana bastığımızda ayrı bir panelde kuponu kullanmamız için gerekli bölümler karşımıza çıkıyor. Kupon kodunu girmemizi istiyor. Pardon, hastayım da biraz, kusura bakmayın. Şimdi kuponun kodunu ben buraya yazıyorum. Ama diyelim ki unuttuk, eksik yazdık, yanlış yazdık. Ne olur, fazla yazdık. Doğrulaya bastığımızda ilk önce kuponun tek seferlik olduğunu bize uyarı veriyor her seferinde. Sonra kuponun yanlış olduğu uyarısını veriyor bize. Aynı uyarıyı iki kere verdi. Şimdi kuponun doğrusunu girelim. Sıfır girdik. Kuponun doğrusunu girdiğimizde ve doğrulaya bastığımızda yine tek seferlik olduğunu uyarısını veriyor. Allah Allah, kodu yanlış mı yazdık acaba ya?
Allah Allah. De. Sıfır. İndirim fiyatını burada yazmış zaten, ben görmedim, kusura bakmayın. İndirimli fiyatı burada bu şekilde yazıyor. Şimdi ben ürünü beğendim. Ürünleri beğendim. Fiyat da hoşuma gitti. Almak istiyorum. Ne yapıyorum? Alışveriş tamamlaya basıyorum. Alışveriş tamamlaya geldiğimizde kart bilgilerini istiyor bizden. Kart bilgilerini bu şekilde, ya da direkt şöyle doldurayım rastgele bir şekilde. Burası normal kredi kartlarındaki gibi 4 rakamlı ayrılmış durumda. Fazla veya eksik girdiğinizde yine uyarı verecek. Mesela CVC'yi ve ay yılı doldurmadık diyelim. Güncelleye bastığımızda ne oluyor? Eksik veya hatalı bilgilerinize dair uyarı veriyor. Zaten ben rastgele seçiyorum. CVC'yi de 5555 yazdık. Bu şekilde doldurduk. Buradan tekrar ana sayfaya geri dönüş yapabiliyoruz veya ana ekrana çıkış yapabiliyoruz. Ama ben bilgileri güncellemek ve kayıt etmek istiyorum. Güncellene dair bilgiyi verdi. Hop, tekrar sepeti açtı bize. Şimdi bilgilerimiz güncel. Her şeyimiz okey. Alışveriş tamamlaya bastık. Hop, siparişiniz alınmıştır. Bitti. Bizi ana sayfaya attı. Gördüğünüz gibi sepetteki ürünlerin hepsi gitti. Sepeti boşalt. Buradan yapılıyordu. Yani bu şekilde uygulamamız, gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Şu bölümü göstereyim size. Hesap bölümü. Yani hesabınızla ilgili güncellemeler yapabiliyorsunuz. Mesela kullanıcı bölümü var. İlk girdiğiniz kullanıcı bilgilerini buradan tekrar değiştirebiliyorsunuz. O şekilde veya çıkışa bastığınızda uygulamadan çıkıyorsunuz. Bu şekilde uygulamamız. Deniz için teşekkür ederiz.